EMKO Elektronik'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zamanlayıcı komutlarından bahsedeceğiz. Zamanlayıcı komutlarımız, burada da görmüş olduğunuz üzere 3 farklı zamanlayıcı komutumuz mevcut. Bunlardan ilki TON, yani Turn On Delay Timer, çekmede gecikmeli zaman rölesi. TOF, yani Turn Off Delay Timer ise bırakmada gecikmeli zaman rölesi. TONRE, yani Turn On Delay Protection Timer ise bizim çekmede gecikmeli zaman rölesinden tek farkı, ton sayma değerine ulaştığı zaman içindeki değeri sıfırlar. Fakat ton re ise içindeki değeri sıfırlamaz. Burada bir başka belirtmek istediğim konu ise bizim timer komutlarımızın zaman çarpanı 10 milisaniye olduğu için sabit değer olarak timer'a 100 değerini girdiğimizde bunu 1000 milisaniye olarak algılar ve 10 saniye olarak çıkış verir. Şimdi bir örnekle videomuzu sonlandıralım. İlk olarak normalde açık kontağımı alıyorum ve buraya M0 sanal bitimi atıyorum. Ben örneğimde ton komutunu kullanacağım için ton komutumu alıyorum. Timer'ı tanımlamak için TV0 diyorum buraya. Diğer tarafa ise sabit değer olarak K100 giriyorum. Timer'ımızın çıkışı da herhangi bir bit aktif etmek istediğim için tekrardan normalde açık kontağımı alarak buradaki normalde açık kontağımı ise T0 diyorum. Timer'ımızın çıkışını aktif edeceğim için de buraya M2 sanal bitimi atıyorum. Şu anda örnek videomuz hazır hale geldi. Şimdi simüle kısmına geçelim. Şu anda örnek videomuz hazır. Şimdi de simüle kısmına geçelim. Şu anda timer'ımız görmüş olduğunuz üzere herhangi bir sayma işlemi yapmıyor. Şu anda örneğimiz hazır. Şimdi simüle kısmına geçelim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda timer'ımız herhangi bir sayma işlemi yapmıyor. Girişimizi aktif ettiğimizde timer'ımızın sayma işlemi yaptığını göreceksiniz. Şu anda timer'ımızın sayma işlemi başladı. Set değerine ulaştığında çıkışımızın aktif olduğunu göreceksiniz. Videonun başında da belirttiğim gibi ton, yani çekmede gecikmeli zaman rölesi, ton re'den tek farkı sayma değerine ulaştığında içindeki değeri sıfırlar demiştik. Ton re ise içindeki değeri sıfırlamaz demiştik. Tekrardan giriş kontağımıza geldiğimizde İçindeki değeri sıfırladığını görüyorsunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.